Evet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayacağım. Bugün gerçekten çok güzel bir seremoni vardı, hepimizi duygulandıran. Maça gelince erken golü bulduk. Oyuna da yine önde başladık. 3 gün önce tabii ki biraz üzerimizde yorgunluğu vardı. Oyunun belli bölümlerinde bazı oyuncularda bunu daha çok gördük, bazılarını daha az gördük. Genel olarak yine dizilişimiz, yani maçın başında İsmail Jakobs'la birlikte bazen üçlü bazen dörtlü gibi olduk Barış'la beraber. Ofansif olarak yine Slovan Sarlay'ı daha hücumda Osimhen'in yanında kullanmaya çalıştık. Burada ürettiğimiz pozisyonlar oldu. Daha çok gole yaklaşan ilk yarı taraf bizdik. Rakibimize çok net pozisyonlar vermedik. Hani ikinci yarının başı biraz rakibimiz daha iyi başladı. Biraz daha önde baskılara başladılar. Devamında verilen penaltı, daha sonra golü bulduk. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Tabii ki yorulan, yine sakatlık riski olan oyuncuları oyundan aldık ve yine kendi dizilişimizi hep korumaya çalıştık. Yine hep genelde iki forvetle oynamaya çalıştık. 3-1 sonrası da yine bir penaltı atışıyla. Rusen'e tabii ki belki aleyhine en çok penaltı verilen takım bizizdir. Bu 6. penaltı oldu. 3-2'lik bir galibiyet. Bugün için tabii ki kazanmak çok önemliydi. Bence hem Beşiktaş maçı, hem Tottenham maçı, hem Samsun Spor maçı bizim bu sene içerisinde oynadığımız tabii ki en zor 3 karşılaşmaydı. Bu 3 karşılaşmadan da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Bu anlamda oyuncularımı kutlamak istiyorum. İyi bir grubuz, iyi bir ekibiz. Konsantreler, sahada her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Burada taraftarımızla da bu gücümüzü birleştirdiğimizde önemli bir başarı elde ediyoruz. Bugün tabii Icardi'yi de unutmayalım. Yani Icardi'nin sakatlığı tabii ki bizi psikolojik anlamda da üzdü. Oyuncu yanında, yani onun oyunculuğu yanında karakter olarak da sahada çok güçlü bir figürdü bizim için. Bugün tribündeydi. Taraftarımız ona sevgisini gösterdi. Takım arkadaşları ona sevgisini gösterdi. Sağ içinde de tabii ki böyle bir oyuncuyu aradık. Bazen oyuncular sahada olmadığı zaman değeri daha çok anlaşılır. Yani özellikle son maça baktığımızda Tottenham maçıyla birlikte Osimhen Icardi ikilisinin çok iyi işler yaptığını düşünüyorum ve bugün onun hem saha içerisindeki eksikliğini de hissettik tabii ki. Önemli bir oyuncu bizim için. İnşallah önümüzdeki sene tekrar güçlü bir şekilde iyileşip dönecek. Emrah Bey. Yani şöyle, birincisi İsmail Jakobs'la alakalı tendonunda bir sertleşme oldu. Sertleşme hissetti. O yüzden ikinci yarıya devam ettirmedik. Riskli bir durum oluşmasın diye. Öyle olunca da Victor Nelson'u alıp direkt olarak üçlü savunmaya döndük ve 3-4-1-2 oynamaya çalıştık. Hakem kararlarıyla ilgili tabii ki aleyhimize 2 penaltı verildi. Ben kolay olduğunu düşünüyorum penaltıların. Bu yüzden yani majör hata veya başka bir şey olarak baktığımızda, yani daha çok belki konuşması gereken tarafın Galatasaray takımı olduğunu düşünüyorum ama verilen penaltılara saygı duyuyorum. Daha önce de verildi, bundan sonra da verilecek. Bugün çıktı aradan diyelim, yani 2 penaltı aradan çıktı. Yani bir yerde bekliyorduk bunu, bugün oldu. O yüzden iyi yanından bakacağız. Kazanarak bu penaltıları atlattık. Buyurun. Maç. Şöyle, duran topla ilgili hep genelde maç öncesi gün hem rakibimizin analizini yapıyoruz, duran top analizini gösteriyoruz, hem de biz de sahada çalışma fırsatı buluyoruz. 3 günde bir maç oynadığımız için aslında çok fazla bu tür organizasyonla çalışma fırsatınız olmuyor. Yani yenilenip tekrar bir maça hazırlanıyoruz. Son antrenmanda hep çalışıyoruz. Yani burada dediğim gibi rakip analizi önemli. Nereye atacağınız, işte yapacağınız bloklar, atacak oyuncu, vuracak oyuncular, yani bunlar çok önemli. Geçen sene de bu anlamda çok iyiydik. Bu sene de bu anlamda iyiyiz. Bu önemli bir silah tabii ki, duran top. Bir de rakipleriniz size çok fazla duran top veriyor. Yani çok fazla korner atıyorsunuz. Çok fazla penaltı vermiyorlar bir tek. Yani onun dışında bize korner ve faul veriyorlar. Faul atışı veriyorlar. O yüzden yani bunları da iyi kullanan oyuncunuz olduğunda, iyi de vurucunuz olduğunda gole yakınsınız. Tabii ki fazla kişi giriyoruz. Kalabalık giriyoruz. Orada riskler de alıyoruz. Burada yani son idmanlarda kendim duran top çalışmalarını kendim yaptırıyorum. Yine ekibimle birlikte bununla ilgili zaten bir analizimiz var. Tüm duran toplara sadece bakan. Bununla ilgili de tabii ki dediğim gibi çalışmalarımızı yapıyoruz. Evet.
Bence yani ilk yarı solda oynarken de tabii içeride buluştu daha çok. Bence bloklar arasına girip çok iyi buluştuğu yerler oldu. Belki sonunu getiremedi. İkinci yarı daha merkeze geçtikten sonra daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki bizde de şu önemli. Yani orada daha çok oyuncumuz var. Kanatlarda kanat beki olarak veya bek olarak kullanacağımız oyuncu sayısı daha az. O yüzden yani Yunus'u iki tarafta da kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bazen yani şunu da yapacağımız maçlar olacak tabii ki. Ters ayakla oyuncularımızı oynatabileceğimiz maçlar da olacak. Yani hem kanat beki olarak ters ayakla da Yunus yani sağ tarafta tabii ki asıl yeri etkili olduğu yerlerden biri sağ taraf. Oradan topla girişte çok daha etkili olabiliyor. Ama sol tarafta da hem dinamizm kazandırıyor hem de direkt kaleye gidebilen bir oyuncu. Yani direkt sol ayakla gittiğinde sol taraftan direkt olarak hızlanıp kaleye de pozisyon tehlike yaratabiliyor. Bence yani bugün bir maç öncenin yorgunluğu da vardı. Yani orada da çok yorulmuştu. Belki bir gün daha sonra oynasak maçı. Yunus'un performansı yine yani bence çok iyiydi. Daha da üstüne çıkabilirdi. Ferhat Bey. Ferhat Kızıl. Böyle sözleşme dondurulması diye bir şey yok aslında. Yani yabancı sayınız zaten belli. Yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik yaparsanız onu yapabiliyorsunuz zaten. Yani o yüzden yani sözleşme dondurulması diye bir şey yok. Hani yabancı sayınızı ona göre yani öngörünüze göre yani ne zaman döneceğine göre bu yabancı sayısını 12 artı 2'de değerlendirme yapıyorsunuz. Tabii ki en doğrusu onun en sağlıklı şekilde dönmesi kolay değil. Zor bir sakatlık, uzun süren bir sakatlık. Eskiden daha 5-6 ay arası dönenler oluyordu ama şu anda daha 6-8 ay arasına biraz daha bu sakatlıkla ilgili geri dönüş sonrası tekrar sakatlanmalar olduğu için biraz daha bu sürenin uzadığı yerlerde oluyor. Yani büyük ihtimalle gözüken bir sonraki sezonun hazırlık kampı gibi gözüküyor. Tabii ki hep yanımızda olacak. Onun desteğini hep yanımızda göreceğiz. Çağatay Bey. HTS. Bence ilk sezon biraz daha yani hep onu savunmanın önünde çok fazla tuttuğumuz maçlar oluyordu. Yani oynadığı oyun, takımın oyuna göre aldığı rol önemli oluyordu. Burada yani Gabriel Sara ile birlikte biraz da özgürlüğü de oyun içerisinde oldu. Yani hücuma gidiyor. Yani Sara'nın hem hücuma hem savunmaya koşu mesafeleri zaten belki en yüksek oyuncularımızdan biri. En yükseği olabilir Gabriel Sara. Yani onun orada Torreira'ya oyun içerisindeki defansif anlamda yardımı, ofansif anlamda yine pas trafiğinde ikisinin birlikte olması. Hatta Fenerbahçe maçını hatırlarsanız yani Torreira pası verdi ceza sahası içinde. Gabriel Sara golü attı. Zaman zaman ikisinin katıldığı yerler de oluyor. Bence yani hem takımın oyunu hem de daha önde oynamak, baskılara gitmesi, baskı sonrası kazandıkları toplar. Burada da bence bugün müthiş bir ortayla bitirdi. Yani Torreira'nın hem savunma hem hücum gücünü çok iyi bir şekilde kullandığımızı düşünüyorum. Bir önceki maç bence yani belki en iyi maçlarından birinde oynadı. Tottenham maçında müthiş oynadı. Birincisi çok erken bence. Yani tabii ki 11. maç mı oynadık? Evet, 11 maç oynadık. Yani lig için çok erken. Tabii 3'te 1'i neredeyse 3'te 1'inden biraz daha hızlı geçti ama çok erken bence puan farkı için. Çünkü 2 maçta bu puan farkını kaybedebilirsiniz. O yüzden bu tür düşünmek için çok erken. Yine her maçı kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Yani geçen sene de bunu yaşadık. Yani takımların puan kaybettiği maç sayısı eskiye göre çok daha azaldı. O yüzden yani hep aynı disiplinle, aynı konsantrasyonla puan farkını hem korumak hem yukarıya çekmeye çalışacağız. Hep kazanmaya çalışacağız. Bir de ne demiştiniz? Rehavet. Rehavet yani ben öyle olduğuna inanmıyorum. Mesela Tottenham maçı da yani şeyde de yaşadık bunu. Elfsborg maçı da yaşadık. Yani neredeyse gelen pozisyonların hepsi gol oldu. Yani Tottenham maçı da rakip 3 şut attı, ikisi gol oldu. Yani goller yedik, rakip becerilerinden de goller yiyoruz. Bugün de 2 tane penaltıdan yedik. Yani bu pozisyonların tabii ki penaltı değil mi, penaltı mı yani tartışılabilecek pozisyonlar. O yüzden 2 tane de penaltıdan yedik. Bir tane çok net bir pozisyon verdiğimizi düşünüyorum bugün maç içerisinde. Yani onun yanında tabii ki rehavetten çok bir de rakibiniz tabii ki bir hamle yapıyor. Yani maçı çevirmek için hamlesi oluyor, ofansif riskler alıyor. Bu da hem onun daha çok pozisyona girme şansını yükseltiyor. Tabii ki burada önemli olan sizin de rakip kaleye gidip bir sonraki atakta golü bulmanız. Yani bugün 3-1'i
bu şekilde bulduk. O yüzden yani riskler her takım oluyor. Burada bazen değerlendirdik, bazen değerlendirmedik ama ana düşüncemiz tabii ki yani gol atmak, skor yapmak. Neredeyse yani hem Avrupa'da hem Türkiye'de 3 gol ortalamasıyla gidiyoruz. Bu da önemli bir başarı bence. Son soru Nevzat Bey. Nevzat Dindar Millet Hoca. Ben onu aslında yani direkt bizim taraftarımız için söylemedim. O gün o soruyu soran arkadaşımıza söylemek istedim. Çünkü yani 2 sene içerisinde neredeyse 4 maç kaybetmiştik. O 4 maçı saymıştı. Yani sanki yani 18 tane maç kaybetmişiz gibi. Yani 4 tane maç kaybetmişiz. Onları saymıştı. Ya ben biraz da yani sorunun provokatif olduğunu düşünüyordum o anda. Yani benim düşüncem o andaki öyleydi. O yüzden cevabım biraz da yani kendi taraftarımızdan çok arkadaşımıza verdiğim bir cevaptı. Yani tabii ki yani şunu da kesinlikle söylemem gerekiyor. Yani farklı sorular çok güzel. Yani bazen provokatif sorular da güzel. Yani o da olması gerekiyor. Çünkü hep aynı şeyi sorduğunuzda hocalara hep aynı cevapları aldığınızda da bir anlamı yok. Bizim işimizden biri de bu iletişimi doğru bir şekilde kurabilmek. Yani belki kendimizi bazen çok zor bir soru gelebilir. Sakin kalmamız da gerekebilir oralarda. O yüzden bazen böyle bizim de aceleci cevaplarımız veya yanlış cevaplarımız olabiliyor. Yani tabii ki o andaki tansiyonunuza göre bu değişebiliyor. Dediğiniz gibi şu anda herkese tavsiyem Galatasaray'ı tutmaları. Yani Real Madrid ve City son maçlarında kaybetti. Manchester City üst üste 4 tane mağlubiyet aldı. Tabii ki burada mesela City'nin mağlubiyetinde bir oyuncu ayrıldı. Rodri'nin sakatlığı sonrası bir takımın birçok şeyinin değiştiğini görebiliyoruz. Yani bazen takımlarda çok önemli oyuncular vardır. City'de bunu gördük. Ama genel olarak baktığımızda yani ben oyuncularımdan çok memnunum. Yani kazanma isteklerinden memnunum. Bu istek de bize hem maç kazandırıyor hem de taraftarımızı mutlu etmeye götürüyor. O yüzden yani ana amacımız zaten kendi taraftarımızı mutlu etmek. Yani sadece buraya gelen değil dışarıdaki insanlar. Çünkü her gün sokaktayız, her gün dışarıdayız. İnsanlar bizden bir beklentisi var. Bu 2 sene içerisinde bunu karşıladık ama tekrar karşılamamız gerekiyor. Yani hiç durmamamız gerekiyor. 5. yıldız hedefimiz var. Burada bu çok önemli bizim için bu sene. Yine onun yanında Avrupa'da yine ilk başta ilk 8'in içerisine girmek. Yine finale oynamak hayalimiz var. Yani bu hayallerin peşinden koşuyoruz. O yüzden Galatasaray taraftarı da bizi desteklesin. Hep yanımızda olsun. Tabii ki iyi günümüz oluyor, kötü günümüz de olabiliyor ama iyi günlerimizin daha çok olduğu 2 sene geçirdik. İnşallah bu sene de öyle olur. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.